Tarihin süper güçleri. Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti döneminde Augustus'un Cumhuriyeti tek başına yönetebilecek yetkiler alması ve Cumhuriyet döneminde kimseye verilmemiş haklara sahip olmasıyla oluşan Antik Roma Devleti'dir. Augustus, M.Ö. 2. yıla kadar Cumhuriyeti kendinden sonra da tek bir kişinin yönetebilmesini sağlayacak anayasal reformlar gerçekleştirdi ve Roma İmparatorluğu tam anlamıyla oluşmuş oldu. Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren imparatorluk, 375 yılındaki kavimler göçüyle başlayan iç karışıklıklardan sonra 395 tarihinde Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç olarak kaldı. İmparatorluğun batıdaki kısmı olan Batı Roma İmparatorluğu, kavimler göçüyle Avrupa'ya gelen Hunların baskılamalarıyla hareketlenen, Cermen kavimlerinin Roma topraklarına saldırıları sonucu 474 yılında yıkılmış, doğu kısmı ise varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı 2. Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar sürdürmüştür. Roma İmparatorluğu ünlü Latince Imperium Romanum'un Türkçesidir. Bu deyişte imperium sözcüğü bir bölge, vilayet anlamında kullanılmaktadır. Roma İmparatorluğu Avrupa'nın Romalıların egemenliği altında kalan kısmı için kullanılan bir isimdi. Aslında Roma kent sınırlarının aşılması ve yayılma politikası imparatorluk döneminden çok önce başlamıştı. Roma İmparatorluğu en geniş olduğu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin kilometre kare büyüklüğündeydi. Avrupa tarihinin en geniş imparatorluğu. Augustus'un hükümdarlığından yüzyıllar önce Roma zaten İtalyan yarımadasını aşmış, önemli rakiplerini yenilgiye uğratmıştı. Augustus'un reformları Roma devletini bir imparatorluğa çevirmiş, 3. yüzyılın sonlarındaki Diokletian reformuna kadar sistem büyük oranda değişmeden devam etmiştir. Diokletian reformu imparatorluğu tetrarşiye dönüştürmüştür. Her ne kadar Diokletian'ın sunduğu politik sistem kısa bir süre boyunca varlığını korusa da imparatorluğun ikiye bölünmesine yol açmıştır. Bu da Roma'nın egemenliğinin 200 yıl boyunca daha Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak sürdürmesine olanak sağlamıştır. Batı Roma İmparatorluğu'nun geleneksel çöküş tarihi 4 Eylül 476'dır. Yaklaşık 1000 yıl sonra 1453'te daha çok Bizans İmparatorluğu olarak anılan Doğu Roma İmparatorluğu, Osmanlıların egemenliğine geçmiştir. Augustus'tan Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar Roma, Batı Avrasya'da egemen olmuş, nüfusun yarısını barındırmıştır.